Muslera vazgeçilmez. Abi kusura bakmayın ama Abdülkerim İstanbul Spor maçında çok iyi bir sınav verdi. Yani en azından Emin'in yaptığı son maçlardaki hataları görünce. Yani Abdülkerim Nelson garanti. Sağ Boya'yı koyuyoruz. Solda da Dubois garanti. Bu beşli garanti. Bu beş oyuncu. Bunlardan sadece biri Türk. Abdülkerim. Şimdi nereye varacağımızı anlatayım. Önlerinde bence Torreira Michio kesin oynayacaklar bir arada. Bak o kadar net konuşuyorum. Ha Torreira uzun mesafe kaydetti mi kaydetmedi mi yorgun mu döndü bilmiyorum. Ama Torreira şu. yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla. iki yabancı daha. Ne var aşağıda? Dört yabancı. Altı yabancı bir, bir yerli. Şimdi senin kalan dört oyuncunun ikisi de yerli olmak zorunda. Kalan dört oyuncunun. Savunma dörtlüsü ve önlerindeki orta sahadan iki kişi yabancı. E senin forvetin zaten yabancı yazalım forvetin sonuçta ya Icardi olacak ya Gomis ya Seferovic yabancı. Yabancı bir forvetin olacak. Kesin. Ne etti? 8. Ve hala senin bir yerli oyuncun var. Abdülkerim. Şimdi sen gene ezbere mecburen zorunluluktan sola Kerem'i sağda Yunus'u koydun. Bak mecbursun çünkü. O zaman tek bir soru işareti kalıyor. Torreira ve Mitchell'in önünde kim oynayacak? Oliveira mı? Mertens, Mertens mi? Mata mı? Ha, mata bu maçta çok iyiydi. Yani benim izlediğim kadarıyla Mata oynar bunların içinde. Değil mi ama Mertens'i de çok beğeniyorum. Normal şartlarda şimdi. Mertens sol açık benim nezdimde ve orada denenmesi gereken birisi. Ama 3 Türk oynatmak zorunda Okan Buruk'ta. Yani üç Türk oynatma zorunluluğu ve son izlediğim İstanbul spor maçı uyarınca Galatasaray'ın 11'ine... Biraz hakim olduğumu düşünüyorum sakatlık makatlık olmadığı sürece. <laughs> ee, Kerem'le Yunus 11'e koyuyorsun. İşte zaten dram burada. Aynı şekilde bu Kuntz'un da dramına dönüştü. Kerem Yunus, Kerem Yunus diyerek az gol atan, zar zor Gomis'in sonlara doğru attığı gollerle bir yere kadar tutunan Galatasaray'da e, sen Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan dolayı bozulmayan bir ikiliyi milli maça da koydun mesela Kuntz olarak. Bunu da izahı yok. Gerçi Neyse, hadi şimdi ilk maça mesela Cengiz'i koydu ama, ama Cengiz'in cezasını yani, nedeniyle ikinci başla. Ben Mertens'in, Okan Hocanın nezdinde biraz önde olduğunu düşünüyorum ama son maçtaki mata'nın çok kafa karıştırdığını eminim. Oliveira da Galatasaray'da oturmuş bir oyuncuydu. Mitchy'nin görüşü gelişiyle beraber bu maçın kaderini Okan Hocanın 11 tercihleri belirleyecek gibi geliyor bana. Şimdi, Haldun 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 abi tabii ben de Haldun abi ağırlıklı adına Demir'i sormak istiyorum. Şimdi orada da mesela Montella'nın bir ...şablonu var. Bildiğimiz var. şablon. Ama dikkat et abi. 4-6-0 gibi. Yani katıl ya da katıl. Böyle son, haft son haftalarda böyle oynuyor zaten. Belmanda son... ve Onyekuru'nun da... Rakitski yok bu arada. Onu da söyleyelim. Cezalı. Buyur abi. Demir için ne diyorsun peki? Nasıl şimdi, tercihle çıkar hoca? E, şimdi Adana Demirspor e, ...şöyle bir yola başvurdu. İşte ben bazen böyle bu tür hocaların... ...yani ellerindeki kadroları... ...farklı bir şekilde kullanmalarını... E, ...gayet doğru bir çözüm arayışı diye... Bul ...buluyorum. Şimdi... Ya aslında elinde iki tane çok önemli santrofor var. Artem Juba ile Asan Balonga var. Evet. İki tane. Ama diyor ki bunları <laughs> bunları top bende kalsın ve geçiş ucumunu iyi kullanayım diye bunları kullanmıyor. Emre Akbaba, Belhanda, Akintola Akintola ya da Yusuf Sarı Yusuf diğer tara olacak, diğer tarafa Onyekuru gibi bir anlayışla oynatıyor. 4-6-0 senin dediğin gibi. ...böyle bir anlayışla. Tabii orada stoper bölgesinde bir sıkıntısı olacağı kesin. Yani Rakitski'den onun... sonra. Rakitski'den sonra olacağı kesin. Ee, bu manada baktığımızda bu 4-6-0'ın avantajı ne? Şöyle kalabalık bir orta saha kurgusu oluşturuyor 4-6-0. Öyle olunca siz orta sahayı geçerken ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani orta sahada bir engele tosluyorsunuz ve o üstelik o orta sahada oynayan... Belhanda gibi, Emre Akbaba gibi oyuncuların top tekniklerinin üst düzey olması da sizin bir handikapınız. Yusuf Sarı gibi temaslı, Akintola ve Onyekuru gibi e, savunma sırtı koşulları yapan oyuncular olması da dezavantajınız. Yani işin esprisi şu, Galatasaray'ın orta alanda yenilip yenilmemesi çok değerli. Yenilip yenilmemesi. Bunu, bunu, nereye getirmeye çalışıyorum? Şuraya getireyim. Mata konusuna getireyim. Şimdi ben İstanbul Spor maçını ben de seyrettim. Attığı her top zeka kokuyor bir kere. Ama kazandığı top yok. Şimdi Adana Demirspor deplasmanına gidiyorsun. Orta sahanda büyük yani kalabalık bir orta sahayla savaşacak senin orta saha. Adana Demir'in orta sahası çok iyi. İşte diyorum ya 4-6-0 oynuyor adam. Evet. Yani e, dolayısıyla uygun değil mi diyorsun abi? Yani 4-6-0 oynarsa tabii son maçlarda Hadi. oynadığı için. O mata oynamaz o, mı diyorsun? Ben mata mata başlamaz diyorum. Hmm. İlk 11 başlamaz. Mata başlamaz. Nasıl yapar abi oyle? Ee, ya. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Ee, bir kere tabii Kerem yani Serkan'ın dediği doğru. Kerem, Yunus, Abdülkerim kaçınılmaz zaten. Kaçınılmaz. Yani orada bir yani Zaten senin, dramı burada Okan Hocanın, yani dram bu. Şimdi Mertens milli takımda son maçta oynamamış ama milli takımdan gelecek, e, yani yorgunluğunun ne olduğunu bilmiyorum. Torayra gitti mi Uruguay'a? Torayra Gitmiştir da gitti abi. Torayra ile şey de gitti, Mustera birlikte gittiler. E, hatta Fenerbahçe'den de Rossi Uruguay'a gittiler ama onlar şunu söylemeye çalışıyorum. Benim düşüncem şu, şöyle bir orta saha görürsem ben şaşırmam. Yani benim düşüncemi söylüyorum. Mitja, Torreira, önlerinde Sergio Oliveira. Ben de öyle bekliyorum. Böyle abi bir orta Bekliyorum yani. Duyum he, da böyle. Ha yani ben duyum duyum değil benimki. benim Ben beklentim bu. Çünkü Adana Demirspor'un o kalabalık orta sahasına karşı Mertens son haftalarda yumuşak kalır. Mata yumuşak. Ama çok yardımcı kalır. oluyor abi savunmaya Mertens ya. Ama o kötü bir şey zaten. Mesela Oliveira dönemiyor geri. O kötü bir şey işte şey. Ha, yani öyle olmasın istersin. Mertens öyle Doğru. oynarsa üçüncü bölge etkinliği lazım. üçüncü bölge etkinliği işte niye az gol atıyorsun? E Mertens'i niye aldın sen? O topları atsın diye. yok yo, haklısın. Mata'da da benzer bir durum var. Onu da söyleyeyim. Mata'yı şimdi o maçta izleyen herkes bayıldı Mata'ya. Mata bu zaten yani. O topları atar, bombeli topları atar, aradan dip dip pasları atar, dip topları atar, half space'leri kullanır falan filan. Yani böyle bir adam. Ama Topu kazanma konusunda ne kadar çaba sarf etti, ona bakalım. Orada sıkıntı var. Peki, eğer sen orta sahada Mitşo ve Torreira ile oynarsan, Mata'nın top kazanmasına ihtiyacın var mı? Yine de bu maçta var. Onun için ben benim düşüncem şu: Mata'ya ben e, şöyle düşünüyorum. Mata yedek başlar. Oyunun ilerleyen bölümünde rakip 50-60 dakika enerjisini harcadıktan sonra koyup o topları tıkır 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 sağa sola atar diye düşünüyorum. Öyle kullanacak derim ben Matay'ı. Yani benim düşüncem o. Burada Belhanda herhalde kilit oyuncu. Adana. Ya Belhanda ben şöyle söylüyorum. Eski Belhan, takımına karşı. Şimdi, ona ona daha bakarsan bir eski enerji. takımına karşı Onye var. Eski takımına karşı Belhanda var. Yani var mı? Endiaya var. Endiaya var. Yani şunları söylüyorum. Oradaki temel sıkıntı. Bir motive, motivasyon açısından. Sorayım. Belhanda benim gözümde çok kaliteli bir oyuncu canı istediği zaman oynayan oyuncu öyle. Kalitesini yansıtması için canının istemesi e lazım. Bir daha nasıl maç olacak işte abi? Galatasaray maçı mesela Bakalım, baktığında. Canı istiyorsa oynar. Yani dikkat et. O Adana Demirspor'da yedek kaldı uzun süre. Neden? Yani canı isterse oynuyor. Yani Kibirden. bu tür, bu tür oyuncular Kibirden. gerçekten çok zordur Aykut. O kadar kötü ki antrenörün seçimde en zorlanacağı oyuncular. Çünkü kalitesini biliyorsun. Hani şapkadan tavşan çıkartır ama sahaya sürüyorsun o kalitesinin yüzde bile koymuyor ortaya. Galatasaray kariyeri işte. İşte yani onun için ben her zaman ben her zaman söyledim Galatasaray kariyerinde ya ben Belhanda'yı bak ben teknik direktör olsam Belhanda'yı istemem. Neden istem? Aa dediler ki sen nasıl istemezsin ya böyle oyuncu. Ama Çünkü abi, bilmiyorum ki. Ama abi bir dakika. Bilmiyorum Hiç hakkın çocuğun. Deseler ki. Belanda gidecek ama yerine Çıkıldağ'a gelecek. Aman aman Belanda kalsın o diye. O ayrı bir konu. Hani, ben ben şunu söylüyorum. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Çok çok ciddi Belanda eleştirisi getiriyordum. Ne bileyim ben Çıkıldağ'ın geleceğini. O, orası, çok özür dilerim Galatasaray bak, taraftarından. Orası tamam ben onu anlatmıyorum. Ben diyorum ki ben bileyim ki sahaya çıktığı zaman bana yediyi oynar. Dokuz olursa şahane, altı olursa üzülürüm biraz dersin. Ama öyle bir fır döndü ki çeviriyorsun. Beş de gelebilir, on da gelebilir, iki de gelebilir. Yılda iki kere on geliyor. Ha, yani Bu bilmiyorsun arada, yani. Yani yılda iki kere on e geliyor. Işte onun için hani bir on, bir beş gelse idare edersin, yedi buçuk der geçersin. Onun için teknik direktörler için çok tehlikeli oyuncular bunlar. Yani te teknik direktör için değil. Bir çıkar maçı attığı golü gördün mü? Sayılmayan golü. Müthiş ya. İnanılır gibi değil. Öyle bir bir de şey. büyük haksızlık o ya. Öyle bir şey. Buz ya. gibi de gol. Yani gol, yani attığı gol diyorum ben zaten. Yani <laughs> şey demiyorum <laughs> iptal edildi. Sayılmayan demiyorsun. <laughs> yani şunu söyleyeyim. Onu yapmak için, onu yapmak için gerçekten çok büyük bir teknik kapasite, çok büyük bir enerji, çok büyük bir zeka lazım. O yaptığı işi yapmak için. Çok yetenek canım. Yani şimdi yeteneğine ben ne diyeyim? Ama işte onu yapması için gözüne bakarken bir anda bakıyorsun yanındaki adama pas vermiyor. Şunu da diyorsun değil mi? Bakayım. Evet bunu söylüyorum ya. Müthiş bir şey. Şuna bakar mısın? Bak pası veriyor, alıyor, sürüyor ve uzak köşeye vuruyor. Yani tekniğiyle bak. Bak vuruyormuş gibi yapıyor çekti, bir daha çekti, üçüncü vuruşu da uzak direğe yaptı. Ayak içi sert topu vuruyor. Yani bunu yapmak için dediğim gibi oyun zekası, teknik her şey lazım yani. Ama dediğim Yetenek bir başka üst düzey konu, yeteneği bir oyuncu yeteneği ama üst dediğim düzey gibi canı istediğinde isterse oynuyor. Yani orada sıkıntımız o. Ben mata konusunda sonradan başlayan, başlayacak diye düşünüyorum. Başlangıçta korakor bir mücadeleye. Matayı sokmaz diye düşünüyorum. Ben düşüncem tabii bu. Ben bir yorum olarak söylüyorum evet, bunu. tabii yani e, tabii ki hoca karakteri de önemli burada. Okan Buruk'un tercihleri de önemli. Açık konuşayım. Eee Oliveira'da, Mertens'te, Mata'da oynayabilir orada. Ama bu üçlünün ikisini bir arada göreceğimizi pek sanmıyorum. Rakip Adana'da Adana Demirspor olduğu için. E, o yüzden maçın belirleyici tercihi olacak şöyle yani sen o tercihi yaptığın için maçı kazanırsın kaybedersin değil. Tercih ettiğin oyuncunun da o gün gününde olup olmayacağını bilmen lazım. Benim mantığım diyor ki ya bu Mertens ile Oliveira'yı değil de ben en son Mata'yı gördüm. Mata iyiydi. Ne olacak Mertens'e derim ki Mertens'im sen bak milli takıma gittin geldin hafif yorgunluk var. Seni sonradan kullanacağım dersin. Anladın mı? Mertens'i bir tutabilirsin. Çünkü Mata'nın böyle yanıyorken şu şu formuyla e, Adana Demirspor çok iyi bir takım. Liderliği de hak ediyor ama e, zayıf karnını da savunma. Haldun abi. Yani orada Mata'nın araya salacağı toplar Şimdi, Kerem'dir, Yunus'tur. Çok acayip işler olabilir Şimdi orada. Şimdi Sa Sa olması Samet Akaydın var. Rakitski yerine Semih Güler mi oynayacak, kimi oynayacak bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Tabi yani. Şimdi o yani da, o da yumuşak şey. Yumuşak karın orası. Bu hafta ama belli savunma, olur. Ama savunma e, kanatları iyi. Çarşamba, iyi. çarşamba çift yani. Böyle. Svensson'da e, Kevin Rodriguez'de, çok, çok hele Kevin Rodriguez'in yani attığı bir gol var yine dört orada. 4 tane ciğer var diyorlar. Böyle dönüyor top yani. 4 tane ciğer var diyorlar. 4 tane ciğer var diyorlar. Kevin Rodriguez için. Ya Kevin Rodriguez'in... Vargas mı, Rodriguez mi? Vargas. Hayır, Vargas, başka, Vargas başka bir oyuncu. Ben Başka bir oyuncu o, o önde. Kevin Rodriguez ya, önde, önde, arkada biliyorum. oynuyor. Yani ya, o ama ikisi aynı ama değil Resul'de ama... Zesülle oynadılar abi biliyorsun İstanbul Vargas, Zesülle. İstanbul Spor, Halil'e oynanan hazırlık maçını Maçı Galatasaray açısından... En böyle somut kazanımlarından birisi Okan Kocuğun e, kulübede paslandığını görmesi oldu. Yediği gol, offside yalnız o gol onu da söyleyeyim. Yediği gol hakikaten endişe verici. Şimdi iki dakikam var. O, o yani Okan Kocuk'la ilgili şunu söyleyeyim, biliyorsun kendi alanıma girdin Giresun Spor evet. alanına. Ama anlamış çocuk. Giresun Spor'da da bak ben, çünkü ben çok yakından Hı. geçen senesini takip ettiğim için 5 maç sonra. Formasını kaptırdı şeyde başladı. Doğru. Onurcan Piri'ye kaptırdı formasını. Sonra Onurcan Piri bir Fenerbahçe maçı falan oynadıktan sonra <laughs> geri döndü. Yani e, burada 5-6 hafta oynaması lazım ki Ay, arka arkaya, arka arkaya e, o eski performansına dönsün. Ya kalecilik böyle bir şey çünkü ama dikkat ediyorum hiçbir şansı yok. Sezon başında gitmek istedi ben biliyorum yani gitmek istedi hatta geri sunu da kabul etti. Yani ki Giresun hani çok iyi takım kuramıyordu o sırada. Fakat Galatasaray dedi ki bizim yerli kaleciye ihtiyacımız var. Yerli ve iyi kaleciye ihtiyacımız var. Ama beklettiğin Peki. zaman ya ben ben şunu söyleyeyim sana. San, ben kaleci olsam Muslera'nın olduğu yerde o takımda durmam. İstemiyoruz zaten Galatasaray. Aklı, şey geldi, yani abi. reklamdan sonra. Tamam. Mertens 11'de başlayabilir. Hatta ilerideki tek o olabilir Galatasaray'da.